Babam geldi bizi sopayla kemerle vurdu. Hep bize işkence yapıyordu. Anneme işkence yapıyordu. Annem gittikten sonra da bizi hep dövüyordu. Bir de en berbatı burası. Dur kızım dur. Tamam. Amin. Bunu yapan öz babası kemerle, sopayla bir gün değil, iki gün değil, defalarca bu şekilde vurdu. Ne? En küçüğü budur. Burada da benim işte zaten darp izi. Sırt kısmında da şurada var. Şurada var. Ama kızı işte gördüğünüz gibi hepsini kemerle. Kemerin yani sap kısmıyla, yani öyle şeysinden değil. Zaten morluklarda her şey belli ediyor. Kırmızı mor olan yer. Yani bir sefer tek dövme değil. Birkaç sefer dövme, yani bu bir sefer dövmenin işi değil. Kemer alıyordu bizi vuruyordu. Kemer alıyordu bizi vuruyordu. İki gün üst üste bu olay yaşandı. Bir gün değil iki gün yani. Nisan. Babam vurdu. Babayı vurdu. Neden vurdu kızım seni? Neden vurdu seni? Söyle bakalım. Korkma söyle. Sopa vardı. Babam geldi bizi kayışla kemerle hep vurdu. Babam bizi kayışla kemerle vurdu hep. Sopayla da vurdu. Sana kim yaptı dedi zaman sen babam kemerle vurdu. Ben 10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı. Hem kullanıyor hem satıyor. İlkin öyle bir şey yoktu. Daha sonra öğrendim. Ve çocuklarıma işkence yapıyor. İki gün işkence yaptı çocuklarıma. Haberim yoktu. Bu çocukların aynı işkencesini ben de yaşadım. Aynısını bana da yani yaptı. Çocuklarımın devlet ve millet tarafından lütfen destek olsun. Ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Adalet yerini bulsun. Ve en büyük, en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü bizim can güvenliğimiz yoktur. Herhangi bir şey başımıza gelirse onların tarafındandır, onun tarafındandır. Çocuklarımı işte bu şekilde yapıyordu. Beni de aynı bu şekilde. Beni hortumla dövdü. Hem soğuk suyla suladı, hem hortumla dövdü. Hep geçer dedim. 4 tane çocuğum var dedim. Bir şey olmaz dedim. Hep bir şey olmaz, bir şey olmaz. İşte ta ki bu zamana kadar geldi. Soğuk suyla, hortumla hem suluyordu hem dövüyordu. Hem suluyordu hem dövüyordu. Ondan sonra en son gözümü patlattı. Hatta ben 1 Mayıs günü Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktorlara bile yalan söyledim. Niye yalan söyledim? Tek ki ailem bozulmasın, ailem dağılmasın. Hep bir arada olalım diye çok çabaladım. Ama eşim bana o çabayı göstermedi. Eşim sürekli dayağı, şiddeti, küfürü bitmiyordu bir türlü. 10 yıldır ben buna katlanıyorum. Hep geçer ama geçmedi. Gittikçe ta kötü oldu. Benim çocuklarımı da en son benden aldı. 27 gündür göstermiyor. En son işte çocukları 2 gündür işkence yapıyor. O çocuklara işkence yapmadan önce geldi annemgilin kapısına dayandı. Odan babam, abim birbirlerine girdi. Bizi ölümle tehdit ediyor. Sizi öldürürüm, sizi böyle yaparım, sizi şöyle yaparım. Hepsini söylüyor. Ondan sonra eve gittiği zaman da çocuklara böyle yapmış. Akşamsı, sabahsı bir daha yapmış. Hem kemer hem sopa. Aşındaki küçücük bir çocuktur. Sen nasıl bunu yapıyorsun? Öz ve öz babasıdır. Bu akla,
Hayale sığar mı? Vicdansızlıktır bu, merhametsizliktir. Yani sen çocuklarına böyle yapıyorsun. Bu çocukların yaşadığı ve çocukların yüzündeki, vücudundaki morukları aynısını birebir ben yaşadım. Zaten beni de 5 aydır kovdu. Beni ve çocuklarımı zaten istemiyordu. Mahsus çocuklarımı yanına aldı. Bana işkence çektirmek amacıyla. Sen erkeksin, çocuklara zaten bakamazsın ki. Mahsus benden alıyorsun. 1,5 ay boyunca bir tane kadınla yaşadı. Orada kadın vuruluyor. Ertesi cuması o vuruluyor. Kadın bir kere bileğini kesiyor. Yani bizim hayatımız şu an bitmiştir. Lütfen ama lütfen sizden yardım istiyoruz. Bize destek çıkın. Kim yaptı? Babam yaptı. Niçin yaptı kızım? Babam niye bir tane komşumuz yalandan dedi. Narin anneniz gelmiş pencerenin önüne. Niye benle Nisa kardeşim dayak yiyelim diye. Sizi neyle dövdü kızım? Kayışla, denekle dövdü. Babanız her zaman bunu yapıyor muydu kızım? Evet, her zaman yapıyordu. Anneme hem işkence yapıyordu hem bize işkence yapıyordu. Annem gittikten sonra da anneme de işkence yapıyordu. Bir kez gelmişti ki evi yandıracaktı. Biz onun ev ateş içinde kalacaktı. Bunu anneniz gittikten sonra sürekli yapmaya mı başladı? Evet. Hiram, sen biraz bizi bu tarafa çağır. Al.